hiç böyle of pof yapma kurban olayım yani. Yani birine ek Fatoş böyle olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Üstüme üstüme gelmeyin çocuklar. Yeterince vahim bir durumdayım zaten. Of, ikisi de birlikte yemek yiyeceğiz diye tutturdu. Ne yapsaydım? Mecan da şimdi neredeyse. Şimdi güya birisi abin, öteki de oğlun. Yani onlar birbirlerini öyle sanıyorlar Yaprak. Bakın çocuklar, konuştuğumuz gibi birbirleriyle sohbet etmelerine asla 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 izin vermeyeceğiz. Zırt pırt araya gireceksiniz, tamam mı? Oh. Şesu, ilgilenmiyor musun? Biz seninle ne konuştuk? Of Fatoş, vallahi billahi hep biz senin aşk hayatını toparlıyoruz yani. Senin bize böyle bir faydanın dokunduğu falan yok yani. Böyle bir kız arkadaşını tanıştırayım falan filan hiç olmadı bugüne kadar. Kınıyorum yani seni Fatoş. Ay geldi. Allah'ım sen bana yardım et. Kavuşacağım ben çocuklar. Ha? Tamam sen git masaya otur, ben ortaya karışık bir şeyler ayarlarım şimdi. Hoş geldin Metehan. Ne haber bebeğim? Çok tatlı ya. Bebeğim, bebeğim. Ya bize biraz işlerinden söz etsene Ergüncüm. Şöyle karşıdan bakınca sanki birer aşık gibi görünüyorsun. Aşığız zaten. Şesu! Şesu! Evet han. Fatoş'la birlikte mi kalıyorsun? Hayır, annemde kalıyorum. Anlıyorsun hayatım. Şesu! Enteresan bir ilişkiniz var ya. Yani Fatoş, anne filan. Öyle ama bu durum sizi rahatsız etmiyordur umarım. O aşk olsun. Niye rahatsız etsin ki? Şöyle bakıyorum, yüzünüzde birbirinize benzeyen hatlar görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Birbirine benzeyen mi? Ne tuhaf değil mi Fatoş? Ya olur öyle şeyler. Şesu! Aslında ben de sizi birbirinize çok benzetiyorum Ergün abi. Gerçekten mi? Yok canım. Sevgidendir o. Sevgiden mi? Beyler, ne yapıyorsunuz? Geyik mi yapıyorsunuz ha? Ben bu mekanın eğlence sorumlusu, aynı zamanda Fatoş'un yakın dostu Şesu. Merhaba Şesu. Hay. Bu arada Aygün abi, sizi birbirinize benzetme sebebim kardeşler. Bakın ayağımın tozuyla geldim ama hemen bir anımı anlatmak istiyorum Fatoş'la ilgili. Şimdi bizim ofisin ilk açılış dönemleri falan böyle yeni açılıyor yani. Ben de İstanbul'a yeni gelmişim, üstümde böyle bir mor bir el örgüsü bir kazak. Böyle palabı bir yık. Trenden yeni inmişim, üstüm başım dökülüyor. Fatoş bana böyle bakıyor böyle. Ve bunlar ikiz. Ve var ya birbirleriyle hiçbir alakaları yok kardeşim. Ondan sonra ben de tabii şaşırmışım kalmışım. Bir diğer hanıma geçeyim. Şimdi Pepe Cortez diye bir dansı var. İspanyol kendisi. Ailenin tek çocuğu olmak nasıl bir duygu Mete? Tek çocuk olduğumu Fatoş mu söyledi size? Doğal olarak tabii. Ay şimdi böyle çocukluk anılarına girersek işin içinden çıkamayız değil mi Şesucuğum? Şey daha günlük olaylardan söz edelim. Modadan, arabalardan. Sana açık açık bir şey sormak istiyorum. Ne dağılımı bitirmedim. Ay niye böyle açık açık şeylerden konuşuyoruz? Böyle hafif bir akşam yemeği yiyoruz, hafif şeylerden konuşalım mesela. Ah herkes en sevdiği film yıldızını söylesin. Ya bir dakika canım ya. Çok özel olacak ama daha önce hiç Fatoş'un sevgililerinden biriyle tanıştın mı? Ay! Ne olacak ya, telaşlanma. Tanışmadım Ergün abi. Ya ilgilenmiyorum da. O zaman kendimi çok özel hissetmeye başlayabilir miyim? Yaprak! Yani senin benimle tanışıyor, yemek yiyor olman... aslında bu durum benim için de bir ilk. Fatoş'un eski sevgilileriyle siz de mi tanışmıyorsunuz? Yok canım. Ne alakası var? Niye tanışayım ki? Benim için önemli olan seninle tanışmak. Şimdi daha genç olduğu için de. Merhaba. Metehan dans edelim mi? Şimdi mi? Ha, gel boş ver ya, onlar otursun. Çok güzel çalıyorlar, hadi. Peki. Bunların aralarında bir şey mi olacak? Hiç zannetmem şeker. Bence de. Kızın yaşı biraz geçkin. Oh maşallah yani Metehan'da bir kondisyon, bir kondisyon. Ben
Kickbox yapıyorum. Bu ne ya? Bir tür boks. Ben de yaparım. Gerçekten mi? Çok iyi yaparım hatta. Oo, gelecek bir tarihte bizi güzel bir müsabaka bekliyor. O zaman hadi kickboks'tan konuşalım. Ben daha güzel bir şey yapmak istiyorum ve kadehimi Metehan'ın şerefine kaldırmak istiyorum. Metehan. Efendim abi? Dans edelim mi? Benim bir anım vardı ama. Fatoş benim için çok önemli. Dolayısıyla sen de çok önemlisin. Siz benim için ayrılmaz iki parçasınız. Ben de göstermiş olduğunuz anlayış ve yakınlık için çok teşekkür ederim. Acayip cool bir durum oldu bu gece burada. Bizim için de çok cool bir durum oldu Metehan, inanamazsın yani. Metehan, bundan sonra seninle daha sık buluşalım. Fatoş'la her buluşmamızda sen de gel. Bizim her buluşmamıza siz de gelebilirsiniz Ergin abi. Ben rahatsız olmam. Şerefine. Ay! Siz ne zaman buluştunuz? Ergün abiye ben haber verdim. Çok iyi etmişsin. Bugün de ben hiç havamda değilim. Ne oldu Fatoş'cum? İş güç işte, ne olsun. Hadi kickboks'tan söz edelim biraz ha. Fatoş Hanım, ne var ne yok? Seni eksiktin Sertaç. Ne olsun, iyi. Ben Sertaç, siz? Metehan. Ergün. Fatoş'un abisi. Ay! Abisi mi? O ne demek? Siz kardeşsiniz demek. Kardeş mi? Ne kardeşi ya? Siz kimsiniz? Fatoş Hanım'ın oğlu. Oğlu mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hiç cool olmayan bir şeyler dönüyor burada. Oh, tebrik ederim Sertaç. Tebrik ederim seni ya. Ben böyle bir entrika görmedim. Ya, Volkan bak şu anda çok zor bir durumdayım. Anla beni, üstüme gelme artık. Ben ne zaman söylemeyi düşünüyordun acaba? Ne ayıp şey ya? İki tane koca adamı birbirine düşürüyorsun. Hadi biri o kadar kocaman değil ama... Of! Yeter artık be, yeter! Ben birini dövmeden rahatlayamam. Ben de. Sakın birbirinizi dövmeyin çocuklar. Benim bunu size yapmamın bir tek nedeni vardı. Nedir? Belalım Volkan! Ne? Beni böyle oyunlara zorla sokup eğleniyor. Ayrılamıyorum da. Manyağın teki. Dalganı geç de neşemizi bulalım diyor. Aslında ben ikinizi de çok sevdim. Ama baskı altındayım. Ne yapabilirim? Biraz önce arayan da oydu. Peki sen ondan kaçtığın için mi Paris'e gitmiştin? Bravo! Tam üstüne bastın. Yeni bir hayata, yeni bir aşka başlamak istiyordum ama beni her yerde arayıp buluyor. Nerede bulunur bu Volkan? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.